Metaverse ile ilgili videolarım epey ilgi çektiler. Epey çok soru geldi. En çok gelen soru da hocam oradan nasıl arsa arazi alırız? Hocam orada bir dikili ağacımız nasıl olur? Aslında iyi bir soru tabii. Çünkü madem burası bir evren, burada şehirler kurulacak, evler kurulacak, iş yerleri yaratılacak, eventler organize edilecek. İyi bir arsaya sahip olmak ilerisi için iyi bir yatırım fırsatı olabilir. Bir de üzerine bir ev kurup hoşça vakit geçirmek, orada keyfinizi çatmakla mümkün olabilir. Artık o size kalmış. Tabii Metaverse çok büyük bir evren. Bu Metaverse'de de bir sürü alt evrenler var. Benim onlardan Decentraland'de arazim var. O yüzden Decentraland'de arazi nasıl alınır, satılır onu biraz biliyorum. Ama sandbox'lar var, başka ortamlar da var. Ben ama bugün Decentraland'de biraz odaklanacağım ve orada nasıl arsa alınıyor, satılıyor biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Sadece nasıl alım satıldığını değil, değerlemeler nasıl oluşuyor, hangi arsaların fiyatları daha hızlı artıyor, biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Ama unutmayın bu bir sanal evren şu anda ve her şey son derece riskli. Bu evren bir gün yok olabilir, bu evren ileride ilgi görmeyebilir, daha güzel evrenler kurulabilir. O yüzden dikkatli olun çünkü biraz sonra göreceğiz. Fiyatlar da hiç öyle küçük değil. 100.000 dolarlar, milyon dolarlar var. Bu büyük fiyatlara buralarda alacağınız riskin iyi düşünmekte fayda var eğer gerçekten alım yapmayı düşünüyorsanız. Belki de Decentraland dışındaki daha yeni evrenlere bir göz atmakta fayda olabilir. Oralarda daha ucuz arsalar var diye duyuyorum. Bugün 26 Kasım 2021, ben Bora Özkent, 295. podcastimde Decentraland sanal evreninden nasıl arsa alınır adlı bölümde sizlerle beraberim. Öncelikle Decentraland nedir? Decentraland, Arjantinlilerin kurduğu bir sanal dünya. En büyük sanal evren şu anda, en büyük değerlemeyle sanal evren. Bu evrenin coin'i olan mana'nın değeri yanlış bilmiyorsam şu anda 9 milyar dolar civarına gelmiş durumda. Ve bu evrenin içerisindeki avatarların kalitesi, 3 boyutlu çizimlerin kalitesi, bu evrende şu anda bile aslında epey çok faaliyetin, eğlencenin, oyunun olması bu evreni diğerlerinden daha cazip kılıyor ve ön plana çıkarıyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla en değerli sanal evren Decentraland. Decentraland ileride büyüyecek mi bilmek zor. Decentraland ne kadar aktif hale gelecek o da yine bilinmez bir konu. Çünkü epey çok arsa şu anda burada boş. İnsanlar almışlar yatırım amaçlı bekletiyorlar. Şehir yavaş yavaş büyürse, daha nüfus artarsa daha buralar canlı hale gelecek. Ve yatırımcıların inancı bu arsanın ileride para edeceği. Niye? Çünkü buraya daha fazla insan gelince bu arsanın üzerine kurulacak iş yerlerinde bir şeyler tüketebilirler. Oradaki eventlere katılıyor olabilirler. Oralardan alışveriş yapıyor olabilirler. Belki büyük markalar gelip burada dükkan kiralamak isterler. Veyahut da orada güzel bir eviniz olur. Keyfinizi çatarsınız. Sanal dünyada keyif çatmak artık ne demekse. Misafirlerini ağırlarsınız. Sohbet edersiniz. Böyle bir evrenin girişi bu Decentraland. Benim Decentraland'de küçük bir arsam var. Zaman zaman da vakit geçiriyorum. Açıkçası biraz sıkıcı buluyorum ben. Ne yalan söyleyeyim. Evet gittikçe daha canlı hale geliyor. Aktiviteler var ama yani ben gerçek dünyada vakit geçirmeyi daha çok seven bir insanım. O yüzden ben buraya yatırım amaçlı bakıyorum. Benim bir parselim var orada. Decentraland'de arsa almak o kadar kolay değil. Onun yerine parsellerle yetinmeniz gerekebilir. Toplamda 90.601 adet parsel bulunuyor. Her bir parsel 16 metreye 16 metrelik bir aslında kare şeklinde ifade edebiliriz. İki parsel ve daha üstünü birleştirince de bir arsanız, bir landiniz olmuş oluyor onların deyimiyle. Ama landlerin fiyatları da parsellerin fiyatları da şu sıralar epeyce yükseldiğinden alırsanız belki bir parsel alabilirsiniz. İşte şu anda ekranda bu büyük Decentraland'in haritasını görüyorsunuz. Ortada gördüğünüz o yeşil büyük kare oranın adı Genesis yani doğuş. Hani Bitcoin'in ilk Bitcoin'in adı Genesis ya Satoshi Nakamoto'nun ilk kazıldığı Bitcoin belki ona bir gönderme. Sanal karakteriniz, avatar karakterinizle önce oraya iniyorsunuz bu dünyaya girdiğinizde. O yüzden burası en kıymetli bölge. Bunun etrafındaki dükkanlar, arsalar en pahalıları. Dışarılara doğru gittikçe fiyatlar azalıyor. Aslında buradan yola çıkarak Decentraland'de bir arsanın değerli olması için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor ona bakabiliriz. Bir tanesi tabii ki lokasyon. İşte Genesis'teyseniz orası değerli. Şu mavi bölgeleri görüyorsunuz. O mavi bölgeler birileri tarafından kapatılmış büyük topluluk alanları. Toplu alımlar yapmışlar. Orada bir topluluk haline yaşıyorlar. Oralarda epey bir eğlence dönüyor. Onların yakınlarındaki arsalar pahalı. Bir de tabii bu ana arterlerin, yolların yanındaki arsalar pahalı. Daha içeri doğru gittikçe arsanın değeri düşüyor. Yani bunu aslında gerçek hayattaki bir arsadan farkı yok. Lokasyon, o lokasyonun canlılığı, orada dönen aktivitenin canlılığı ve oradan ne kadar insan geçtiği arsanın değerini belirleyen temel unsur. İkinci unsur, o arsanın etrafında şu ana kadar neler geliştirilmiş durumda. İşte şanslıysanız mesela yanınızda güzel bir NFT sanat galerisi inşası yapılmışsa arsanızın değeri de artabiliyor. O yüzden canlı bölgeleri bulmakta, etrafında doğru insanla alım yaptı ve üzerinde güzel projeleri geliştirdiği alanlarda arsa almakta yarar var. Onların değerinin artma ihtimali daha fazla. Arsaların değerini belirleyen bir diğer konuda büyüklükleri. Tek parsel olunca üzerine yapabilecekseniz kısıtlı tabii. Oysa mesela 4 parseli birleştirip bir arazi oluşturunca onun üzerine kurabileceğiniz şeylerin sayısı artıyor. Nasıl bunlar kuruluyor derseniz, bu Decentraland'in içinde Builders diye bir bölüm var, yani inşaatçılar diye. Oraya girip oradaki araçları kullanarak kendi binanızın inşasını yapabiliyorsunuz. Dilerseniz bu konuda size yardımcı olabilecek bu arada profesyonel danışmanlar, böyle mimarlar, tasarımcılar da bulunuyor. Decentraland'da aslında bir arsa veya bir parsel satın almak demek, bir Ethereum akıllı kontratı almak demek. Yani Ethereum blockchain üzerinde çalışan bir akıllı kontratla o arsanın size ait olduğu ispatlanmış oluyor. Bunun daha sonra dilerseniz üzerine bir şey yapabiliyorsunuz, dilerseniz de satabiliyorsunuz. Bu arsaların sayısı, daha doğrusu parsellerin sayısı hep 90.601 ile mi kalacak? Hayır, öyle olmayabilir. Bunların sayısı büyütülebilir. Ama bunun sayısının artırılmasını, yani bu sanal evrenin genişletilmesinin kararını Decentraland yöneticileri vermiyor. O şirket vermiyor bu kararı. O kararı yine bu topluluk verecek. Çünkü burası bir blockchain dünyası ve bu blockchain dünyasında kararlar desentralize. Yani burada parseller olan insanlar bir yere gelecekler, oylayacaklar ve belki diyecekler ki evet biraz daha parsel açalım. Belki kendilerine bir ayrıcalık yapacaklar. Diyecekler ki işte 2 parselin birisini eski kullanıcılara verelim, gerisini satalım gibi ve belki bundan elde edilen gelirle paylaşımla ilgili bir takım yöntemler olacak. Ama burası böyle bir belediyenin imarıyla, istimlakıyla çalışan bir yer değil. Burası, burayı sahibi olan bu topluluğun ortak kararlarıyla yönetilen bir yer. Bu yönden aslında daha demokratik. Mesela benim evimin etrafında bir sürü hiç istemediğim inşaatlar başlatıldı. Burada normalde park sahası, çocuk alanı sahası gözüken yerlere inşaatlar diktiler. Türkiye böyle. Belediyede adamınız varsa her şey yapılabiliyor. Decentraland'da bu yapılamıyor. Çünkü topluluğun kendisi karar veriyor. Peki, şimdi bahsettik bu kadar. Biraz da bakalım nasıl yapılıyor bu iş, bu süreçte. Bu satın alma nasıl gerçekleşiyor? Biraz da ona göz atalım. 2 yolu var temelde. Bir tanesi Decentraland'in içindeki marketplace'ten alışveriş yapabilirsiniz. Bir tanesi de OpenSea gibi büyük NFT alanlarına gidebilirsiniz. Biz gelin bu marketplace'e bir göz atalım. Orada alışveriş nasıl dönüyor? Arsa nasıl incelenir? Nasıl değerleme yapılır? Bunlar konusunda biraz kısa bir detaylı bilgiye sahip olalım. Decentraland'den nasıl arsa alınır detayın içine girmeden önce küçük bir uyarım var. Beni podcast'ten dinleyenlere burada ister istemez biraz görüntülerin ağırlıklı olarak kullanıyor olacağız. Eğer merak ediyorsanız lütfen gelin YouTube'a. Linki aşağıya bırakıyorum. YouTube'da o bölümleri orada izlemekte yarar var. Decentraland'da marketplace'e, yani pazar yerine bir kez geldiğiniz zaman burada önünüzde alabileceğiniz şeyler çıkıyor. İlk etapta yeni ürünler dediği, işte bu dünyada avatarınızın güzel bir gözlüğe, güzel bir şapkasına sahip olmasını istiyorsanız bunları buradan satın alabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı inince esas heyecanlı bölge olan arsalara geliyorsunuz. Arsalar, daha evvel söylemiştim, işte parsel veya tam arsa olarak, estate olarak olabiliyor. Burada şu anda hem parsel örnekleri var hem arsa örnekleri var. Mesela şurada 4 parselden oluşan bir arsa var. Burada da 4 parselden oluşan bir arsa var. Epey pahalı bu. 100.000 mana değerinde, biliyorsunuz bir mana aşağı yukarı $5'a denk geliyor. Yani bu arsanın değeri $500.000. Çünkü herhalde bunun sebebi 4 parselin birleşmesinden olması. Buradaki biraz daha ucuz. Mesela burada 19.000 manaya, yani kabaca $100.000. Şimdi bu rakamlar şaka gelebilir ama çok daha pahalı şeyler var. Satın alabileceğiniz bir parsel gözüküyor. Aslında yeri fena değil, bir yolun yakınında gibi gözüküyor. Şimdi tabii bunları içine girip incelemek mümkün. Ama önce böyle bir view all diyelim. Bütün arsa olarak seçeneklerini görelim karşımızda. Burada şu anda satılmakta olan arsalar, satılık olanları şu mavilerle görebiliyorsunuz. Bunların üzerine tıklarsanız da o arsa hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şurası Genesis Square dediğimiz en ana meydan veya Genesis Plaza. Bu arsanın etrafı, bu ana meydanın etrafındaki arsalar tabii en değerlileri. Bu sanal dünyaya, karakterinize girdiğiniz zaman önce bu plazaya iniyorsunuz. Daha sonra bunun ne demek olduğuna dair kısa bir bölüm size göstereceğim. Yani avatarınız oraya inmesi demek ne demek. Ve tabii bunun etrafındaki dükkanlar çok pahalı. Mesela şu köşe Denim adlı bir kişiye aitmiş. İnanılmaz güzel bir köşe tabii. Tam 4 yol ağzında. Bunun değeri akıllara ziyan 998.000 mana, yani kabaca neredeyse $5 milyon değer biçmiş buna. Daha önce söylemiştim, yol kenarında olması değeri artırıyor çünkü bu ana yollara insanlar giriyorlar. Bunun önünden geçerken de buradaki bir aktiviteye takılmanız, buradan bir alışveriş yapmanız daha mümkün gibi. Yine mesela şuna bakalım. 185.000 mana köşe başı olmadığı için herhalde biraz daha değer düşmüş. Bunlar herhangi bir tanesi içe tıkladığınız zaman, mesela şu köşeye bir tıklayalım istiyorsanız, epey değerliymiş. Bu köşeye tıkladığımız zaman bununla ilgili daha fazla bilgi alma şansına sahip oluyoruz. Evet, burada parselin adresi var, nereye düştüğü. Şunu kırmızıyla tekrar görüyorsunuz nerede olduğunu. İşte Ethereum Network üzerinde bir NFT olduğunu bunu söylüyor. Bu teklif, yani bedava ya, 998.000 manalık, yani 5 milyon dolarlık teklif 15 gün için geçerliymiş. Yola yakın olduğunu ortaya koyuyor ve aynı zamanda bir ana plazaya da yakın olduğunu koyuyor. Onun değerini artırıyor. Burada sahibi daha önce Denim'in, yani şu andaki sahibinin bunu kimden aldığını görebiliyoruz. 27 Ocak'ta almış, bedavaya almış. 399.000 manaya almış. Yani kabaca işte bugünkü değerle bakacak olursak 2 milyon dolara almış. Şimdi demin de görmüştük, 998.000 mana, yani 5 milyon dolara satıyor. Bunu satın alabilirsiniz burada teklif verip, tabii paranız ve daha doğrusu yeterli Ethereum'unuz varsa veya manaya dönüştürmüş Ethereum'unuz, veyahut da bir teklifte bulunabilirsiniz. Dersiniz ki ben bu fiyata razı değilim ama şu fiyata düşünebilirim dersiniz. Artık sahibi o fiyata uygun olup olmadığını karar verecek. Görüyorsunuz epey çok satılık yerlerde var. Onları da görmek burada mümkün. Böyle bir deneyim Decentraland. Ben açıkçası söylediğim gibi içeride çok vakit geçirmeyi sevmiyorum. Biraz sıkıcı şu anda. Belki daha fazla inşaatlar geldikçe, daha fazla aktiviteler, daha fazla insan gelince daha canlı bir yer haline gelecek. Ama ben oldukça düşük fiyata erken aşamada bir parsel aldım. O yüzden bekliyorum. Acelem yok. İleride değerini artacağı düşünülüyor. İşte fiyatları gördüğünüz çok çılgın fiyatlar var şu anda. Şu anda değeri artmış sayılabilir. Artık bunu bilmek biraz zor. Çünkü bu fiziksel dünya gibi değil. Fiziksel dünyada arsa hakikaten kıt. Burası bir evren. Yani yakında Decentraland yerine Zecentraland de çıkabilir. Orası daha popüler hale gelebilir. Bunları bilmek açıkçası zor. Ama bir şekilde buralarda bir yerde küçük bir mülkün olmasında ben yarar görüyorum. Şu ana kadar değer artışları süperdi. Bundan sonra ne olur bilinmez. Ama yine böyle bir yer yakalıp, kupon bir arsa yakalıp, belki başka bir evrende bir ufak da olsa bir yatırım yapmakta fayda var. Ama tekrar söylediğim gibi son derece riskli bir yer ve ben bir yatırım uzmanı değilim. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bu evreni merak eden bir insanın bazı sunmak istediği, paylaşmak istediği kendi deneyimleri olarak düşünebilirsiniz. Umarım bugünkü video ve podcast hoşunuza gitmiştir. Video olarak izleyenler daha şanslılar çünkü Decentraland'in içine biraz girmiş oldular. Sadece podcast olarak dinleyenlere tavsiyem YouTube kanalıma bir gitmeleri iyi olabilir.